Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuklarım Tekno Camon 20 ve Tekno Camon 20 Pro 5K. Bu videonun ana odağı Camon 20 Pro 5K modeli olacak fakat Camon 20'den de kısaca bahsedeceğim çünkü bu modelin özel bir tarafı var. Eğer öğrenciyseniz şu andaki güncel fiyatıyla bu modeli vergi indirimli şekilde satın alabiliyorsunuz. Şimdi kutu içerikleri ve temel farklarından başlayalım. Öncelikle ikisinde de 64 megapiksellik WRGB sensöre sahip bir ana kamera var. Fakat Pro 5K modelinde OIS yani optik imaj sabitleme desteğimiz de var. Bu daha titreşimsiz şekilde videolar çekmenizi sağlıyor ya da fotoğraf çekerken vesaire işte elinizin titreşimlerini egale edebiliyorsunuz. İkisinin de ekranı 6.67 inç boyutuna sahip ve AMOLED bir panel kullanılmış. Fakat Camon 20'de 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranımız varken Camon 20 Pro 5K'ye geçtiğinizde bu oran 120'ye yükseliyor. İkisinin de parmak izi sensörü ekrana gömülü şekilde geliyor. İkisinde de 256 GB'lık depolamamız var. İkisinde de 8+8 yani toplam 16 GB RAM'imiz bulunuyor. İkisinin de ön kamerası 32 megapiksellik çözünürlüğe sahip AI Shining Selfie diye geçiyor bu kameralar. Yani ön tarafta da flashlarımız olduğu için böyle bir isim yapmışlar tabii ki. AI yani yapay zeka desteği de var bunlarda. İkisinde de 5000 mAh'lik batarya kullanılmış ve ek olarak ikisi de 33 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle geliyor. Fakat Camon 20'nin şarj adaptörüyle ilgili bir durum var, onu birazdan göstereceğim. Şimdi ikisinin de bir kutu içeriklerine bakalım. Şimdi tabii ki öncelikle ikisinden de telefonlarımız çıkıyor. Buradaki Pro 5K modeli Mr. Doodle Edition bu arada. Yani içinde gizli doodle'lar var. Birazdan göstereceğim daha önce görmediyseniz. Fakat normal renkteki versiyonlarını da tercih edebilirsiniz tabii ki. İkisinden de şeffaf ekran koruma jelatini çıkıyor. Tabii ki ikisinden de garanti belgesi gibi evraklar çıkıyor. Bu Mr. Doodle Edition olduğu için yanında şu şekilde stickerlar da var. Bunları istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. İkisinin de içinden telefon rengine uygun silikon kılıflarımız çıkıyor. İkisinin de içinden tip A'dan tip C'ye bir şarj kablosu ve 3.5 mm jack'a sahip mikrofonlu bir kulaklık çıkıyor. Son olarak Pro 5K modelinden 33 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkarken Camon 20'den 18 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Fakat aslında bu modelde 33 Watt desteğine sahip. Yani hızlı şarja ihtiyacınız varsa isterseniz bu modelin yanında da bir tane 33 Watt'lık şarj adaptörü alabilirsiniz veya evinizde hızlı şarj destekli bir adaptör varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi inceleme kısmına geçmeden önce sizlere hızlıca bir Tekno markasından bahsetmek istiyorum. Tekno 2006 yılında kurulmuş bir şirket. 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Tekno ülkemizde de gün geçtikçe yatırımlarını arttırmakta, hatta yerli üretim de yapmakta. Bu videoda incelemekte olduğum Pro 5K modeli de Türkiye'de üretilen modellerden bir tanesi. Sadece telefon da üretmiyorlar bu arada, bilgisayar, kulaklık, akıllı ev ürünleri gibi pek çok kategoride üretimleri bulunuyor. Bunun dışında çoğu markadan farklı olarak yerelleştirilmiş teknolojiyi benimseyen bir firma. Bu ne anlama geliyor diye soracak olursanız, mesela Türkiye pazarında bir araştırma yaptılar diyelim ve bu araştırmanın sonucunda Türkiye'deki kullanıcıların ön kameraya önem verdiği ortaya çıktı. Bu sonuca göre Türkiye'ye getirecekleri modellerde ön kameraya önem veriyorlar veya Türkiye'ye göre bu ön kamerayı özelleştiriyorlar. Şimdi öncelikle telefonların fiziksel yapıları birbirlerine aşırı derecede benziyor. İkisi de hem boyut olarak hem de ekran büyüklüğü olarak birebir aynılar. Sadece Pro 5K olan birkaç gram daha ağır. İkisi de plastik çerçevelere sahip fakat üzerlerinde metalik bir boya var. Bunun dışında arka tarafta bir farklılıkları var. İkisinin de arka tarafında geometrik desenler var. Bunlar Tyson çokgeni olarak geçiyor. Yani şöyle baktığınızda sanki girinti çıkıntı yapıyormuş gibi bir izlenim veriyor size Camon 20 fakat arka tarafı dümdüz. Pro 5K modelinde ise gerçekten çıkıntılar var. Yani şu elinizle bu çıkıntıları hissedebiliyorsunuz. Bu Tyson çokgeni tasarımından dolayı Tekno tasarım ödülü de almış bu arada. Bana kalırsa Camon 20'nin arka tarafı daha iyi hissettiriyor. Yani hem herhangi bir girinti çıkıntısı yok hem de böyle daha ipeksi bir dokunuş hissiyatı var. Pro 5K modelinde ise hem elinize böyle hafif abartı gibi geliyor hem de plastik bir hissiyata sahip. Kamera adaları da görünüm olarak birbirine çok benziyor fakat birkaç tane farklılık var, hemen onlara geçecek olursam. İkisinde de 64 megapiksellik ana kamera olduğundan bahsetmiştim. Dediğim gibi sadece Pro 5K'de OIS yani optik imaj sabitleme desteğimiz de var. Bunun dışında Pro 5K modelinde derinlik kameramız var. Bu portre fotoğraflar çekerken arka tarafı bulanık yapmanızı sağlayan kamera ve son olarak bir de makro lensimiz bulunuyor. Camon 20'de ise bir AI lensimiz bulunuyor. Yani yapay zeka ile fotoğraflarınızı iyileştirmeyi sağlayan lens. Ve yine portre fotoğraflarda arka tarafı bulanık yapmanızı sağlayan derinlik kameramız bulunuyor. İkisinde de 4 LED'e sahip flaşımız var arka tarafta. Yani karanlıkta da etrafı gayet güzel bir şekilde aydınlatıp fotoğrafları çekebilirsiniz. Ek olarak ön kamerada da ikisinin de ikili flaşı bulunuyor. Şimdi günlük kullanım deneyimine geçecek olursak ikisinde de arayüz gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. İkisinin işlemcileri farklı bu arada. Birazdan geleceğim o konuya. Günlük işlerinizi hallederken, sosyal medyada gezinirken,
gezinirken, web sitelerinde gezinirken vesaire ikisi de gayet güzel bir performans veriyor. Tabii ki Pro 5G modelinde 120 Hz'lik bir ekranımız olduğu için daha akıcı hissettiriyor. Bana inceleme örneği olarak gelen Pro 5G modeli Mr. Doodle Edition olduğu için arayüzünde de ufak tefek farklılıklar var. Yani şu simgelerin vesaire farklı olmasının sebebi bunun özel bir versiyonu oluşu. Mr. Doodle Edition aldığınızda bu arada arka tarafta gizli doodle'larınız oluyor. Yani karanlıkta parlayan doodle'lara sahip oluyorsunuz. Işık altında veya günlük kullanımda bunları hiçbir şekilde göremiyorsunuz bu arada. Fakat karanlıkta bir anda ortaya çıkıyorlar. Come On 20 serisinin diğer modellerinde de Mr. Doodle Edition tercih edebiliyorsunuz bu arada. Yani buna özel bir şey değil bu. Kasa özellikleriyle ilgili unutmadan ikisinde de stereo hoparlörlerimiz bulunuyor. Yani oyunu oynarken sesin ne taraftan geldiğini anlayabiliyorsunuz veya müzik dinlerken de. İki hoparlör olduğu için hem daha yüksek ses elde ediyorsunuz hem de şarkı da stereo destekliyse oradaki farkı da ayırt edebiliyorsunuz. İkisinde de 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış fakat farklı modeller. Pro 5G modelinde 6 nanometre teknolojisiyle üretilmiş Dimensity 8050 modeli varken Come On 20'de Helio G85 modeli tercih edilmiş. Şimdi kameralara geçecek olursak ikisinin arasındaki farkı görmeniz için hep aynı noktalardan aynı fotoğrafları çekmeye çalıştık. İyi ışık altında ikisiyle de çektiğimiz fotoğraflar birbirine aşırı derecede benzer bir kaliteye sahip. Fakat renkleri işleme açısından birazcık farklı gözüküyorlar. Pro 5G modeli daha gerçekçi fotoğraflar çekerken Come On 20 biraz daha böyle canlı gösterme eğiliminde. Yani mesela yeşil bir şey çektiğinizde, ağaç çektiğinizde vesaire yeşiller çok daha yeşil, böyle parlak yeşil olarak çıkıyor. Bu canlı renklerden dolayı gece fotoğraf çektiğinizde Come On 20 modeli sanki daha iyi fotoğraf çekiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Fakat Pro 5G modeli gece çok daha keskin fotoğraflar çekiyor. Bunda tabii ki optik imaj sabitlemeye borçluyuz. Çünkü gece fotoğraf çekerken elinizi birkaç saniye boyunca sabit tutmanız lazım. Optik imaj sabitleme elinizin ufak titreşimlerini egale ettiği için gece çok daha net fotoğraflar çekebiliyorsunuz bununla. Ama tek amacınız sosyal medyada paylaşmaksa muhtemelen Come On 20'nin çektiği fotoğrafları daha çok beğeneceksiniz. Ön kameralarda birbirlerine çok benzer kaliteye sahip, sadece işte renklerde birazcık farklılık ortaya çıkıyor. Ayrıca Pro 5G modeli biraz daha detaylı fotoğraflar çekiyor. Bunu belki işlemciye borçlu olabilir. Hatta şöyle ikisiyle de hemen bir selfie çekineyim. Birebir aynı fotoğrafları çekmeye çalıştım. Arka kameranın aksine ön kamerada Pro 5G modeli biraz daha canlı fotoğraflar çekiyor. Yani renk olarak biraz daha canlı. Kalite olarak ama dediğim gibi birbirlerine çok benziyorlar. Video tarafında ikisinin arasındaki farklar birazcık daha açılıyor. Pro 5G modeli 4K 30 FPS'e kadar kayıtlar alabilirken Come On 20'de 2K 30 FPS ile sınırlıyız. Bunun dışında Pro 5G modelinde ultra sabit modu da bulunuyor. Bu mod açıkken video çektiğinizde hem optik imaj sabitleme devreye giriyor hem de yazılımsal olarak ekstra bir sabitleme yapıyor. Bu sayede çok daha sabit videolar çekebiliyorsunuz. Eğer ağır çekim videolar çekiyorsanız Come On 20'de 240 FPS ile sınırlısınız fakat Come On 20 Pro 5G modeline geçtiğinizde 960 FPS'e çıkıyorsunuz. Bunlar dışında kameranın arayüzü ve sunduğu özellikler, yazılımsal özellikler birbirine fazlasıyla benziyor. Yine ikisinde de süper gece modumuz var, portre modumuz var, AI kemiğimiz var, Pro çekim modunuz var vesaire vesaire. Fakat burada da ufak tefek birkaç farklılığımız var. Pro 5G modelinde makro kamera olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla makro çekim için bir süper makro modumuz var. Ek olarak bir de Pro 5G modelinde gökyüzü mağazası diye bir bölümümüz var. Burada çektiğiniz fotoğraflarda arka plandaki gökyüzünü değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum kapalı bir havadasınız, arka tarafa daha canlı böyle günlük güneşlik bir gökyüzü koyabilirsiniz. Kuzey ışıklarını koyabilirsiniz. Yani böyle pek çok seçeneğiniz var. Eğer farklı şekillerde fotoğraflar çekmeyi seven biriyseniz hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Oyun tarafına geçecek olursak tabii ki Pro 5G modelinde hem daha güçlü bir işlemci hem de daha güncel bir işlemci kullanıldığı için oyun performansı biraz daha iyi. Fikir vermesi açısından PUBG Mobile'a girdiğinizde Come On 20'de HD grafikte yüksek kara hızı alabilirken Pro 5G modelinde HD grafikteyken aşırı yüksek FPS değerleriyle oynayabiliyorsunuz. Come On 20'de aşırı yüksek ayarına çıkmak için dengeli veya düşük grafik moduna geçmeniz gerekiyor. Tabii ki oyunların açılış süreleri, yüklenme ekranları vesaire Pro 5G modelinde çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Şimdi oyunlardaki pil ve ısınma durumunu merak edenler için oyun testleriyle devam edelim. We'll be right back.
Ek detay olarak bahsedebileceğim, ikisinde de çift sim kart desteğimiz var fakat Pro 5G modelinde isminden de anlaşılacağı üzere 5G desteğimiz de bulunuyor. Tabii ki daha ülkemizde 5G desteği olmadığı için gelirse bu modelde 5G desteğine de kavuşacağınızı düşünebilirsiniz. Eğer toparlayacak olursam, eğer Camon 20 modelini öğrenci indirimiyle birlikte alabiliyorsanız fiyatına göre çok muhteşem bir telefon ortaya çıkmış oluyor. Pro 5G'ye kıyasla zayıf diyebileceğim yönleri ekranın 60 Hz olması, bu çoğu kişi için hiç önemli değil. Sonuçta burada da bir AMOLED ekranımız var ve renk kalitesi olarak vesaire kesinlikle güzel bir ekran. Fotoğraf ve video kısmındaki farklılıkları yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Video çekmeyi çok önemsemiyorsanız yine çok bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Aralarındaki en keskin fark bence işlemci tarafında geliyor. Pro 5G modelindeki işlemci kesinlikle çok daha güçlü. Eğer telefonda oyun oynamayı da seviyorsanız ve oyunlarda yüksek performans alıyorsanız orada Pro 5G modeli ciddi şekilde öne geçiyor. Fakat bunların ikisinin ortasında bir şey istiyorum dediğinizde de Camon 20 Pro devreye giriyor. O modelden bu videoda bahsetmedim çünkü geçenlerde tam bir videosunu yaptım. Yani tam bir inceleme videosu kanalda yayında, isterseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve yararlı bulduysanız aşağıdan beğen butonuna basarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca gelecek inceleme videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.